Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere porsiyonluk mini kekler yapacağız. Özellikle çocukların çok seveceği mini mini, küçük küçük pankekler hazırlayacağız. Ortasında da çikolatamız var gördüğünüz gibi ve evet arkadaşlar böyle de çöp şişlerde hazırlayacağız sizlere. Gerçekten sürpriz sonlu mini pankeklerimizin yapımıyla başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir kabımıza bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şekerimiz eriyene kadar e, yumurtamızla beraber iyice çırpıyoruz. Bir homojen kıvam alana kadar mutlaka çırpalım. Bir çok az e, bir çay kaşığı ucuyla tuz ilave ediyorum. Bir kahve fincanı e, sıvı yağ ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Üzerine bir su bardağı süt ekliyorum ve aynı zamanda çırpıyorum bir su bardağı un kullanıyorum arkadaşlar üzerine bir çay kaşığı kabartma tozu bir çay kaşığı şeker ekliyorum ve çırpıyorum arkadaşlar çırpma işlemimiz tamamladıktan sonra üzerine bir çay kaşığı limon suyu ekleyeceğim ve karıştırmaya devam ediyorum homojen bir kıvam alana kadar mutlaka karıştıralım sıkma torbasına ekliyorum arkadaşlar tamamen spatula yardımıyla bütün hamurumuzu ekliyorum sıkma torbamızın ucunu bir bıçak yardımıyla keseceğiz ocakta ısınan tavamıza bir peçete ile hafif yağladım ve sıkma torbamızdan küçük küçük sıkıyoruz arkadaşlar ben ilk sıkışında biraz şekilsiz oldu ama ikinci de düzeliyor arkadaşlar ve bir dakika durduktan sonra ters çeviriyoruz aynı şekilde ee, pankek hamurumuz bitene kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci sıkmamda düzeldi. Eğer sıkma aparatınız varsa evde kutu veya herhangi bir şey e, daha kolay yapabileceksiniz. Ben sıkma torbasında yapıyorum genelde. Gerçekten e, yapımı çok lezzetli, kolay ve hem eğlenceli oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pankeklerim bitti. Ben üzerine evde kahvaltılı çikolata vardı. Ondan çok az sürüyorum ve iki tane gibi birbirine yapıştırıyorum arkadaşlar. Gerçekten çocuklar için çok güzel bir şey. Yani mini atıştırmalık arkadaşlar tavsiye ediyorum mutlaka bu şekilde çocuklarınıza yapın. Evet arkadaşlar çikolata sürdüm tamamen pankeklerim bitti. 2 adet kivi ve bir adet muzumu doğradım. Çöp şişlerime geçiyorum arkadaşlar. Bir pankek, bir muz, bir kivi. Ee, bu şekilde devam edeceğim. Gerçekten e, çok güzel oluyor. Özellikle ben bunu çocuklarıma yaptım. Siz de evde çocuklara bu şekilde yapıp e, onları mutlu edebilirsiniz. Emin olun çok bayılacaklardır. Eğer elinizde çilek varsa çilek de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Siz dilediğiniz meyvelerden de yapabilirsiniz. Ee, yaparken e, pankekimizin e, kenarına e, meyve dilimlerinin gelmemesine dikkat edin. Yoksa hamur olacaktır. Ara ara takın sık sık birbirine e, yapışmasın arkadaşlar. Ben 4-5 e, tane 6 tane veya 7 tane çöp şiş çıkıyor arkadaşlar. Siz evdeki kişi sayısına göre e, malzeme listenizi artırabilirsiniz. İsterseniz üzerine çikolata sos da dökebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten şahane bir sunum çıkıyor arkadaşlar ortaya. Çocuklar emin olun çok mutlu olacaklardır. Bu şekilde yapın onları sevindirin diyorum. Evet arkadaşlar mini pankek şişimiz bitti. Ben böyle şişlere taktım porsiyonluk. Özellikle çocuklara bu şekilde yapıp yedirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Eğer elinizde çilek varsa çilekle de yapabilirsiniz. Çilekle takabilirsiniz bu aralara. Ben elimde çilek olmadığı için kivi ve muzla süsledim. Gördüğünüz gibi iki tane küçük pankekin arasına e, evde bulunan kahvaltılık çikolatadan sürdüm. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Özellikle çocuklar bu çöp şişe bayılacaklar inanın. Siz de çocuklarınızı yapıp bu şekilde onlara servis edebilirsiniz. Emin olun çok mutlu olacaklardır. Gördüğünüz gibi deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız bekliyorum. Şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.